Isaac Newton ve Hermetizmin Bilime Katkıları Isaac Newton, bilimin babalarından biri olarak tarihte yerini alırken, çalışmaları üzerinde hermetik düşüncenin etkisini göz ardı etmek mümkün değildir. Newton, sadece fiziksel fenomenleri açıklamakla kalmamış, aynı zamanda tüm evreni bir bütün olarak görmeye ve onun temel yasalarını keşfetmeye yönelik bir doğa felsefesi geliştirmiştir. Bu hermetik öğretilerin her şey birbirine bağlıdır ilkesini yansıtan derin bir anlayışı ifade eder. Neto'nun evrensel çekim yasası, gök cisimlerinin birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu açıklar ve bu etkileşim, uzayın en uzak köşelerindeki yıldızlardan en yakınımızdaki elmanın düşüşüne kadar her şeyi içerir. Bu, hermetizmin temel bir prensibi olan mikrokozmos ve makrokozmos arasındaki ayniyeti doğrudan ele alır. Newton, evrenin bu bütünleşik yapısını matematiksel yasalarla ifade etmeyi başarmıştır. Bu da onun çalışmalarının sadece bilimsel değil, aynı zamanda mistik ve metafizik bir anlayış içerdiğini gösterir. Ayrıca Newton'un alşimi üzerine çalışmaları, madde ve enerjinin dönüşümüne dair arayışını ortaya koyar ve bu da hermetik düşüncenin bir diğer temel yönüdür. Alşimik süreçler ve simyalar evrenin maddi ve ruhsal boyutları arasındaki ilişkiyi araştırmanın bir yolu olarak görülmüştür. Neto'nun bu konudaki tutkulu arayışları, onun sadece gözle görülebilir fenomenlere değil, aynı zamanda görünmeyen kozmik güçlerin etkileşimine de ilgi duyduğunu gösterir. Neto'nun hareket yasaları, evrendeki nesnelerin hareketlerini ve birbirleri üzerindeki etkilerini açıklar, bu da yine hermetizmin her şey birbirine bağlıdır önermesiyle uyumludur. Hareket yasaları, gözlemlediğimiz fiziksel dünyanın altında yatan birliğin ve düzenin kanıtı olarak görülebilir. Sonuç olarak, Isaac Neto'nun bilimsel devrim üzerindeki etkisi, hermetik düşünceyle olan bağlantısı sayesinde daha da anlam kazanır. Newton, bilim ve mistisizm arasındaki sınırları aşarak, evreni bir bütün olarak anlama ve onun yasalarını keşfetme yolunda önemli bir adım atmıştır. Bu Hermetizmin bilim tarihinde sadece eski bir felsefi sistem olarak kalmadığını, aynı zamanda modern bilimin temellerini atan çalışmalarda da derin izler bıraktığını gösterir.